Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Geldi çattı yazılı haftası. Siz istediniz. Bizler yaptık yazılı kampı. Hadi bakalım bugün ne öğreneceğiz? Ne işleyeceğiz? Tabii ki de yazılıya hazırlık yapacağız sevgili arkadaşlar. 9. sınıf coğrafya yazılı konuları neler? Burada nelerden sorumluyuz? Sizlerin hocalarınız neler sorabilir? Biz bunu analiz ettik ve sınavdan 100 alacak yazılıya hazırlık programının coğrafya dersi karşında. Peki biz daha önce de yazılıya hazırlık kampıyla ilgili videolarımızı çektik ve kanalımızda şu anda mevcut. Tekrar tekrar bunları izleyin ki yazılıya, sınava bomba bir şekilde girin. Ve ilk videomuz matematikle başladı ve bugün günlerden pazar 14'te edebiyat videomuz çekildi ve yayında. Şimdi ise saat 17 ve biz sizlerle birlikte coğrafya yazılıya hazırlık Kampıyla birlikte devam ediyoruz ve bir sonraki gün İngilizce ve din yaptıktan sonra bu kısma biz dört dörtlük noktayı koyacağız. Sizlerin de yüz almasına vesile olacağız diyelim. O zaman hadi bakalım yüz alacak yazın kampı başlasın. Evet öncelikle neleri bilmemiz gerekiyor? Bu dönemde yani bu yazılıda biz nelerden sorumluyuz dediğimizde birinci ünite kısmımızda yani birinci ünitenin doğal sistemler ünitesinin birinci bölümü coğrafya bilimi insan ve doğa etkileşimi ikinci bölüm dünyanın şekli ve hareketleri üçüncü bölüm yer ve zaman dördüncü bölüm harita okur yazarlığı ki burada sevgili arkadaşlar haritalarda ölçek kısmına kadar siz sorumlusunuz müfredatta sonra bunları teker teker açmış olacağız haberimiz olsun diyelim. O zaman gelin hep birlikte bu dönemdeki yazılı konuları nelermiş onları gördükten sonra burayı biraz parçalayalım. Birinci kısmı coğrafya, bilimi, insan ve doğa. Tabii ki de burada şunu unutma. Evet doğa bizi etkiliyor ama biz de doğayı etkiliyoruz değil mi? Mesela doğa bizim giyinmemizi, beslenmemizi, barınmamızı etkiledi ama biz de doğayı çeşitli faaliyetler neticesinde etkileyebildiğimizi unutmayın ve şunu da unutmaman gerekiyor. Yan taraftaki görsel 4 doğal ortam yani litosfer, taş küreidi, atmosfer, hava küre, hidrosfer, su küre, biosfer ise canlı küre olarak karşımıza çıkmaktaydı ve 4 doğal ortamın da birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu bazı doğal ortamlardaki bazı unsurların kendi içerisinde etkili olduğunu unutma aynı zamanda İnsan doğa etkileşiminde ülkenin gelişmişlik seviyesinin doğa üzerinde etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Örnek verelim hemen burada geçelim. Amerika Birleşik Devletleri gelişmişlik düzeyi yüksek bir ülke, Somali ise gelişmişlik düzeyi düşük bir ülke. Hangisinde insan doğa üzerinde daha belirgin bir etkiye sahiptir dersek Amerika Birleşik Devletleri. O zaman şunu unutma gelişmişlik seviyesi insan doğa etkileşimini önemli hale getiriyor diyebiliriz. Şöyle diyeceğiz dersimizin adı coğrafya ve sınavda bu karşınıza geleceği. Coğrafya sadece doğayı inceleyen bir bilim dalı değildir. Coğrafya insan ve doğa arasındaki etkileşimini çeşitli prensiplere göre inceleyip Açıklayan bilim dalıdır. Yani sadece coğrafyanın inceleme alanı doğa değildir. İnsanın yapmış olduğu faaliyetleri de inceler. O yüzden biz coğrafyayı ikiye ayırdık ya. Fiziki coğrafya kısmı doğa kısmını inceliyor. Beşeri ve ekonomik coğrafya kısmı ise insan kısmını inceler. Bunu da zaten yazılı yazılıda yüzde 99 göreceksiniz. Coğrafyanın tarihsel süreçteki gelişimine baktığımızda ilk çağda coğrafyada özellikle Yunan medeniyetinin etkili olduğunu, orta çağa geldiğimizde İslam medeniyetinin etkili olduğunu, yeni ve yakın çağda ise özellikle coğrafi keşiflerle birlikte Avrupalı devletlerin coğrafyanın gelişiminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Birinci kısmımız yani birinci bölümümüz coğrafya, bilimi, insan, doğa genel itibariyle böyleydi. Şimdi geldik ikinci kısma yani ikinci bölüme Dünya şehirlerine şekli ve hareketleri. Burada özellikle dünyanın iki tane hareketi vardı. Eksen hareketi kendi ekseni etrafında. Eksen ikli ve yıllık hareket ise güneş etrafındaki hareketiydi. Ve buna bağlı olarak bir öncelikle dünyanın şeklinden bahsedelim. Dünyanın şekline baktığımız zaman bu şeklin kendine özel bir ismi vardı. Neydi bu isim dersek geoitti. Peki geoitin tanımını biz bilmemiz lazım. Dünyamızın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has şekliydi ve unut dünya bu geoit şekli kazanmasında kendi ekseni etrafında dönme sonucunda oluşan merkez kaç kuvveti etkili olmuştur. Ama sana soru köklerinde özellikle geoit şekli kanıtlayan durumlar derse bunu da zaten biliyorsun 4 çeydi değil mi? Neydi bunlar? 1 çap, 2 çekim, 3 çevre, 4 çember sevgili arkadaşlar. Bak dört tane çe. Ekvator yarı çapının kutuplar yarı çapından uzun olması. Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması. Yer çekiminin kutuplara doğru gidildikçe artması. Ve dünya üzerinde çizilebilecek en geniş çemberin ekvator olması. Dünyanın geoit şeklini kanıtlayan durumlar arasında yer alır unutma. Dünyanın şekline bağlı olarak meydana gelen durumlar bazı durumlar da diğerlerini de etkiler. Nasıl? Örnek vermemiz gerekirse. Şimdi güneş ışınları dünya üzerindeki her yere aynı açıyla gelmiyor. Ve baktığımız zaman güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bu birçok durumu da etkiliyor. Sıcaklığın azalmasını etkiliyor. Gölge boyunun uzamasını etkiliyor. Denizlerin tuzluluk oranını etkiliyor. Kalıcı karal sınırını etkiliyor. Tarım orman yerleşme üst sınırını etkiliyor. Ama Güneş ışınlarının geliş açısının kutuplara doğru gidildikçe daralması çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalmasını etkilemez tamam mı? Evet bu dünyanın şeklinin bir sonucudur. Hiçbir itirazım yok. Ama bu sonuç güneşin yere düşme açısından etkilenmez. Dünyanın şekline bağlı olarak çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Eksen hareketi neydi bu? Dünyanın 24 saatte yapmış olduğu hareketti ve bu harekette dönüş yönüne dikkat et. Dünya eksen etrafındaki bir tam turunu nereden nereye doğru tamamlıyordu? Batı'dan doğuya doğru tamamlıyordu ve 24 saatte ve biz bu 24 saate bir gün dediğimiz için eksen hareketi ifadelerindeki anahtar kelime neydi orayı da şöyle bir hatırlayalım cümleyi verdi cümle içerisinde gün içinde kavramını kullanıp cümlemizi bitirdi o zaman eksen hareketi ifadesinde dönüş yönü batıdan doğuya doğru olacak şekilde 24 saatte tamamlıyor ve bu gün içinde olduğu için gün içinde meydana gelen durumlar eksen hareketinin sonucudur diyebiliriz şöyle söyleyebiliriz mesela aydınlama çemberinin doğudan batıya doğru hareket etmesi dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesidir gece ve gündüzün ardalanması ise eksen hareketinin sonucudur. Ve dünya güneş etrafında bir tam turunu tamamladığındaki oluşturduğu yörünge, elips yörünge bunun sonuçlarına dikkat et. Özellikle dört tane mevsim başlangıç tarihi vardı değil mi? 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık'tı. İşte bu Eylül Ekinoksu'nun artı iki gün gecikmeyle yaşanması Görüngenin elips olması ile ilgili bir durumdu ve eksen eğikliğine geldiğimiz zaman Dünya Güneş etrafındaki bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamladı mı ve biz bu 365 güne 1 yıl diyorsak eksen eğikli ve yıllık hareketin sonucundaki anahtar kelimemiz ise neydi? Yıl içinde kavramıydı değil mi? Ve aydınlama çemberinin konumuna bakarak 4 tane özel tarihin hangisi olduğu hakkında yorum yapabiliriz. Bakın dikkat edin sevgili arkadaşlar dünyanın şu kısmı şöylece karanlık diğer kısmı ise aydınlıktır. Aydınlama çemberi tam buradadır ve aydınlama çemberi buradaki gibi kutup noktalarından teğet geçiyorsa ya bizim tarihimiz 21 Mart tarihidir ya da bizim tarihimiz 23 Eylül tarihidir arkadaşlar. Niye? Çünkü dünyanın bir yarısı tam aydınlıkken diğer yarısı tam karanlıktır. Ekinoks tarihidir diyebiliriz. Ve böylece ikinci bölümümüzü de bitirmiş olduk. Geldik üçüncü bölümümüze. Yer ve zaman. Yani burada koordinat sistemi nedir bunlar? Bir paraleller. Özellikle unutma. Başlangıç paralel ekvatordu. Üst kısmı kuzey yarım küre. Alt kısmı güney yarım küreydi. Kuzey yarım kürede 90 tane. Güney yarım kürede 90 tane paralel vardı. Ve dikkat edin paralellerimizin boyları kutuplara doğru gidildikçe kısalıyordu diyebiliriz. Paralelle ilgili açıklayamadığımız ama paralel gibi yatay çizilen dairelerimiz vardı. Bu dairelere enlem diyorduk. Bak unutma paralel yardımı ile iki merkez arasındaki kuzey güney olmak üzere mesafeyi bulabilirsin. Meridyen yardımı ise başlangıç meridyeni Londra'nın Greenwich kentinden geçiyordu sevgili arkadaşlar. Ve başlangıç meridyenine bağlı olarak doğu ya da batı yarım küre diyorduk. Aralarındaki zaman farkı 4 dakikaydı. O yüzden meridyen yardımıyla da zaman hesaplaması yapılabilir. Biri doğuda biri batıda olan merkezler arasındaki zaman farkını böyle hesaplayabiliriz. Ve enlemin etkileri vardı. Paralele benzeyen bir kavramdı. Ama enlemde derece dakika saniye cinsinden ifadesi de vardı. Ve enlem etkisini biz ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meydana gelen değişimler olarak gördük. Ve dedik ki dünyanın şekliyle ilgili ifadeleri biliyorsan enlem etkisinde zorlanmazsın. Dünya üzerindeki her merkezin unutmayalım zaman kavramında yerel saati vardır. Çünkü dünya Dünya üzerindeki tüm merkezin güneşin karşısındaki konumu aynı değildir. Ve güneş en tepede olduğunda yerel saatli 12'dir ve bu zaman diliminde öğle vakti yaşanırdı. Bunu da unutmayalım. Doğuya geldiğimiz zaman batıdaki yerlere göre yerel saati her zaman ileri olduğu için bulmuş olduğumuz zaman farkını eklerdik değil mi? Ve ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikadır her yerde sabittir değişmez. Ama meridyenlerin arasındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe daha aralır sevgili arkadaşlar. Bu da dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Türkiye'nin enlem boylam derecelerine bağlı olarak bir sonuç meydana geliyorsa örnek vermemiz gerekirse. Türkiye güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Bunu neyle açıklayabiliriz? 36 derece 42 derece kuzey enleminde yer aldığımız için. Yani yengeç dönencesinin dışarısında yer aldığımız için. Enlemle açıkladığın için bu durum mutlak konumun sonucudur. Ama bununla açıklayamayacağımız başka durumlar da var. Örnek vermek gerekirse aynı enlem üzerinde gittiğimiz İzmir'deki sıcaklık ortalamasının Van'dan yüksek olmasını enlemle açıklayamazsın. Birinde alçak yani deniz kıyısında, biri ise kara içinde daha yükseklidir. O zaman böyle durumlarda göreceli özel konumun sonucudur diyebiliriz. Ve unutma. Aynı boylam üzerindeki yer alan merkezlerin özellikleri vardı. Yerel saatleri güneşin en tepede oldukları an, ekinoks tarihlerinde güneşin aynı anda doğup aynı anda batması gibi özellikler vardı. Bunlara da dikkat et. Geldik son kısmımıza harita okur yazarlığı sevgili arkadaşlar. Burada özel özellikle harita ile kroki arasındaki farkı unutma. Örnek verelim şöyle. Haritanın tanımında diyoruz ki dünyanın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılması işlemidir sevgili arkadaşlar. Ve bu kapsamda Kuroki buna benzer herhangi bir yerin kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılmadan kabataslak bir şekilde düzleme aktarılması işlemidir. O zaman şöyle diyelim sevgili arkadaşlar. Haritada ölçek vardır ve belirli bir oranda küçültme işlemidir bu. Yani harita ölçekli çizimlerdir. Kuroki ise haritaya göre ayrılan ikisinin en önemli özelliği Kuroki'nin ölçeksiz kabataslak çizilmesidir. Bakın ikisinde de kuş bakışı görünüm var. İkisinde de düzleme aktarma var ama haritada ölçek var iken krokide ölçek yoktur. İkisini birbirinden ayıran en temel özellik de budur diyebiliriz. Ve projeksiyon yöntemleri kullanmamızın temel amacı ise Dünyanın o küresel yüzeyini düzleme aktardığımızdaki meydana gelen alanda, açıda ya da uzunlukta meydana gelen bozulmaları en asgari düzeye indirmektir. 3 tane yöntem vardı. Bir tanesi konik, bir tanesi silindirik, bir tanesi düzlem. Nereyle ilgili olduklarını birazdan söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve unutma tüm harita türlerinde uzunluk ve alan hesaplaması yapılabilir. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar burada özellikle şunu bilmemiz gerekiyor. Tüm haritalarda neden alan ve uzunluk hesaplaması yapabiliyoruz? Çünkü biz bu iki hesaplamayı yapabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Haritanın ölçeğine ihtiyacımız var. Harita ölçekli çizim olduğu için tüm haritalarda biz ölçek yardımıyla alan ve uzunluk hesaplaması yapabiliriz. Ve burada özellikle önemli bir kısımdır. Ölçeklerine göre haritalarda gözümüzü kapatıp bir binanın ya birinci katında olacağız ya da on beşinci katında olacağız. On beşten baktığımızda ne gibi durumlar var? Birden baktığımızda ne gibi durumlar var? Bunlarla ilgili güzel güzel sözler, cümleler kafamıza otur duracağız diyelim. Bakın şurada da şöyle görebilmekteyiz mesela plan bayağı ayrıntılı ama topografya haritası plana göre daha ayrıntısız. Orta ölçekli harita buna göre biraz daha ayrıntısız oldu. Bakın şurası tam İstanbul Boğazı'nın bulunduğu yer ama burada Marmara coğrafyasını göstermiş. Küçük ölçekli haritada ise Anadolu coğrafyasının büyük bir bölümünü göstermiş. O yüzden bunlarla ilgili özellikleri de bakacağız diyelim. Hadi bakalım birinci kısım. Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldur dedikten sonra geldi. Hoca sorar bunu sana. Nasıl sorar? Buradan sorar. Bunu unutmayalım. Nasıl soracak dediğimizde size bir coğrafyanın yani coğrafya biliminin alt dallarından bir tanesini verip onun yan dallarını sorabilir, yardımcı bilim dallarını sorabilir ya da genel tüm çıtayı gösterebileceğiniz şekilde de sorabilir. Ve biz biliyoruz ki coğrafyayı ikiye ayırıyoruz. Fiziki coğrafya alt dalları var. Beşeri ve ekonomik coğrafya alt dalları var. Böyle bir kavram haritası da isteyebilir sizden. O yüzden buraya çok çalışın, önemlidir, kesin soru gelir, kalbimize attık. Şimdi bakalım. Yardımcı bilimler diyor, bize bakıyoruz jeofizik Jeodezi demiş. Yerin fiziği, yerin fiziği, jeo yerle ilgili bir şeyse bu yer şekli bilimi dediğimiz kime yardımcı bilimdir? Jeomorfoloji sevgili arkadaşlar. Şuraya şöyle jeomorfolojiye yardımcı bilimler diyorum. O zaman coğrafyanın alt bilim dalı jeomorfoloji yer şekli bilimi. Peki jeomorfolojiye jeofizik ve jeodeziden başka hangi bilim dalları yardım sağlar dediğimizde mesela sevgili arkadaşlar litoloji bunlardan bir tanesidir diyebiliriz ya da pedoloji bunlardan bir tanesidir diyebiliriz jeoloji bunlardan bir tanesidir ve Petrografi. Şöyle hemen şuraya yazayım. Petrografi. Bunlardan bir tanesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bak böyle güzel bir soru olur. Bunu dolandırıp dolandırıp sonra da bilir sevgili arkadaşlar. İkinci kısım yardımcı bilimler diyor ve hidroloji. E, hidroloji su bilimi. O zaman bu sular coğrafyası dediğimiz rengimizi değiştirelim. Hidrografiye bak hidrografya nedir? Sular coğrafyasıdır. Ve burada o zaman hidrografyaya yardımcı bilimleri soruyor. Hidroloji var Vardı. Bunun dışında ne vardı sevgili arkadaşlar? Mesela oseonografya vardı değil mi? Oseonografya neydi sevgili arkadaşlar? Okyanus ve deniz bilimiydi. Mesela limnoloji vardı. Limnoloji neydi sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle düşünün. Tabii ki de göl bilimiydi. Ve potomoloji vardı. Potomoloji neydi? Potomoloji de akarsu bilimiydi. Mesela bunun dışında hidrojeoloji vardı. Bu da yeraltı suları bilimi olarak karşımıza çıkmaktaydı. O zaman unutma. Buraya kalbi attık. Neden? Çünkü burası kesin çıkar. Çıkmazsa gel. Buradayız. Ve diyoruz ki buraya çalış. İkinci kısım. Bunlar güzel sorulardır. Eğer ki çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış, klasik gibi karma bir soru yazılı tipiyle karşılaşacaksanız böyle sorular da karşınıza gelebilir. Niye? Çünkü tüm yazılı konularını Tek bir soruda güzel bir şekilde sorabilirsin. Bakalım diyor ki aşağıda verilen cümleleri doğru ise doğru, yanlış ise yanlış. Biz doğru yanlış dedik. Öğretmenin sana boşluk doldurma şeklinde de sorabilir. Gelin bakalım. Orta enlemlerde yaşayan insanlar hava yıl boyu sıcak olduğu için ince elbiselere ihtiyaç duyar demiş. Orta enlem neresidir dersek 23 derece 27 dakika enlemleri ile 66 derece 33 dakika enlemleri arasında. E burası ekvatora yakın değil, kutba yakın değil. Kutuya yakın olsa çok sıcak olurdu, değil mi? Ondan dolayı insanlar ince elbiselere ihtiyaç duyardı. Ama burada hem sıcak hem soğuk dönem var mı? Evet, sıcak dönemde insanlar ince elbiselere ihtiyaç duyabilir orta enlemlerde. Ama soğuk dönemde kalın elbiselere ihtiyaç duyarlar. O yüzden bu ifade doğru bir ifade olmadı. Terim olarak coğrafya ilk kez Erastotenes tarafından kullanılmıştır. Coğrafyanın tarihsel süreçteki değişimine gelişimine baktığımız zaman, evet, Erastotenes coğrafya terimini ilk olarak kullandı kişidir diyoruz ve bu ifade doğrudur. Coğrafya, insan ve doğa arasındaki etkileşimi incelen bilim dalıdır. Evet, biz zaten unutma, öğrenci notları ifadesinde ne söyledik sevgili arkadaşlar? Şöyle dedik, diyoruz ki, Coğrafya sadece doğayı inceleyen bilim dalı değildir. Coğrafya doğa ile insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. O zaman bu ifade de doğru bir ifade. Bir yerin kuş bakışı görünümünün kaba taslak çizimine harita denir diyor. Tabii ki de sevgili arkadaşlar bu ifade doğru değil. Haritalar kaba taslak değil, belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek çizilirler. O yüzden bu ifade yanlış. Bak dikkat et. İnsan ve doğa etkileşimi ile ilgili örnek verdi. Sorgulattı. Coğrafyanın tarihsel süreçteki değişimi, gelişimiyle ilgili örnek verdi. Sorgulattı. Harita bilgisiyle ilgili cümle verdi. Burayı sorgulattı. Gördün mü nasıl güzel. Japonya, Türkiye gibi ortak şök ülkelerinin çiziminde konik projeksiyon yöntemi kullanılır. Küçük ölçekli haritaların ayrıntıyı gösterme güçleri fazladır demiş. Şimdi bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Şöyle iki cümleyi de ayıralım. Bunu burada yapalım. Şunu da şöyle şurada yapalım. Geliyorum diyorum ki Japonya Türkiye gibi ortak şu ülkelerinin çiziminde konik projeksiyon yöntemi kullanılır demiş. Tabii ki de bu ifade doğru bir ifade. Neden? Ortak şu ülkelerinde konik projeksiyon yöntemi kullanılıyor. Küçük ölçekli haritaları ayrıntıyı gösterme güçleri fazladır derse Tabii ki de bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü büyük ölçekli haritalar ayrıntıyı gösterme güçleri bakımından daha yüksektir, daha fazladır, daha ayrıntılıdır. Devam ettim. Diyor ki doğuda yerel saat batıya göre her zaman ileridir. Doğru. Neden? Çünkü dünya batıdan doğuya doğru hareketini tamamladığı için doğuda yerel saat batıya göre her zaman daha ileridir. Bu ifadeye doğru dedik. Aman arada atladık. Aynı enlem üzerindeki tüm noktaların yerel saatleri aynıdır diyor. Şimdi bunu verdiği zaman şöyle hemen bir dünya çiz ve burada ekvatoru yerleştir. Aynı enlem diyorsa şöyle bir enlemi yerleştir. Yerleştirdiğinde burada birkaç tane nokta belirle. A noktası olsun, B noktası olsun. Baktığımız zaman burada güneş doğduğunda B'de doğmaz. O zaman bu ifade doğru bir ifade olmaz ve yanlıştır. Peki bu ifadenin doğrusu nedir dediğimizde aynı enlem değil. Aynı boylam üzerindeki tüm noktaların yerel saatleri aynıdır. Yani buradaki ifadede A burada, B burada olsaydı o zaman bu ifade doğru olurdu. 21 Aralık tarihi inde güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesinin dik açıyla gelir. Hemen şurayı şöyle ayırıyorum. Şu da ikinci cümlem olsun ve bunu da buraya dolduralım. Diyor ki bak 21 Aralık tarihinde güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesinin dik açıyla gelir. Sevgili arkadaşlar yengeç dönencesi kuzey yarım kürede yer alan dönencemizin ismiydi ve bu dönencemize güneş ışınları 21 Aralık tarihinde değil 21 Haziran tarihinde dik açıyla geliyordu. O zaman birinci cümlemiz yanlış. Doğrusu oğlak dönencesi dik açıyla gelir olmalıydı. Türkiye'de en uzun gündüz 21 Aralık günü yaşanır demiş. Hemen düşün. Aralık tarihinde sen hangi mevsimi yaşıyorsun? kış mevsimini yaşıyorsun. E kışın en uzun gündüz mü yaşarsın? Tabii ki de hayır. O zaman bu ifade yanlış bir ifadedir. İkisi de olmadı. Geldik devam ediyoruz. Dünyanın kendine has şekline elips denir demiş. Elips neydi? Yörüngeydi. Yani dünyamızın güneş etrafında bir tam turunu tamamladığındaki oluşturduğu yörüngeye elips yörünge diyorduk. Ancak Elips değil, dünyamızın kendine has şekline ne diyoruz biz? Geoid diyoruz. Yani dünyamızın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has şekline verdiğimiz isim ise neydi? geoid de diyebiliriz. Dünya eksen hareketini doğudan batıya doğru olacak şekilde gerçekleştirir diyor. Tabii ki bu ifade doğru değil. Çünkü dünya eksen etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru olacak şekilde 24 saatte tamamlar diyoruz. Ve doğru yanlış kısmımızı bitirdikten sonra geldik bir diğer kısmımıza. 4 doğal ortam nedir dedikten sonra şöyle diyoruz buradan yüzde yüz soru gelecektir karşınıza. Dört doğal ortam nedir? Bu ortamların birbirleriyle etkileşimi var mıdır? Dört doğal ortamı gelin hep birlikte şöyle bir iki üç dört diye yazalım. Birinci doğal ortamımız litos. Fer. Litosfer neydi sevgili arkadaşlar? Yer kürenin katılaşmış kısmı yer kabuğu yani taş küreydi. İkincisi atmosfer. Atmosfer neydi sevgili arkadaşlar? Dünyayı çepeçevre saran gaz tabakası yani hava küreydi değil mi? Onun dışında ne vardı başka? Hidrosfer vardı. Hidrosfer ise su küre anlamına geliyordu. Kimyasal özelliği ne olursa olsun tatlı, tuzlu sular, yeraltı suları, yerüstü suları bunları hepsini kaplayan küre su küre olarak karşımıza çıkıyordu ve son biyosfer sevgili arkadaşlar. Bu neydi? Litosfer, atmosfer ve hidrosferdeki canlı yaşam alanıydı ve bu da canlı küre olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bunların birbirleriyle etkileşimi var mıdır dersek Tabii ki arkadaşlar bunların birbirleriyle etkileşimi vardır. Nasıl? Mesela bunu video anlatımımızda da söyledik. Bir toprağın bakın bir toprağın oluşabilmesi için Öncelikle ne olması lazım? Kayacın ayrışması lazım. Peki kayaç kaç şekilde ayrışır dersek kayaçlar genel itibariyle 3 şekilde ayrışacaktır. Bunlardan birincisi kayaçların fiziksel ayrışmaya uğraması. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı yüksekse atmosferli etkileşim halinde. İkincisi kayaçların kimyasal ayrışmaya uğraması. Burada da bir kayacın suyla tepkimeye girip toprağa dönüşmesidir. O zaman suyla etkileşim var. Dördüncüsü ise biyolojik ayrışma. O zaman bir bitkinin kökünün kayacı parçalanması parçalayı ufalamasıyla oluşuyor dersek biyosferle de etkileşim var. E toprak ve kayaş dediğimiz alan nereye girer? Litosfere girer. O zaman bunun da etkileşim halinde olduğunu söyleyebiliriz. Geldik bir diğer kısma. Aynı paralel üzerinde bulunan merkezlerin ortak özelliklerini yazınız demiş. O zaman ben şuraya şöyle bir tane dünya çizeyim ve bu çizmiş olduğumuz dünyada şöyle sıfır derece ekvatoru belirtelim. Bunu bazen aynı paralel üzerinde de söyleyebilir. Özellikle doğrusu şöyle de Aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerin ortak özellikleri der. İki ifade de doğru bir ifadedir. Enlem gelirse de şaşırma. Paralel gelirse de şaşırma. Şimdi böyle yaptığımızda şöyle çekebiliriz şunu tamam mı? Mesela aynı enlem üzerinde bulunsun. 30 derece kuzey enlemi. Bu 30 derece kuzey enlemi üzerinde şöyle 3 tane merkez belirleyeyim. Ben ABC diyorum. Bunların ortak özellikleri nelerdir dediğimizde. Mesela bunların Yer çekimi kuvvetleri, özel konum koşulları aynıysa yer çekimi özellikleri aynıdır sevgili arkadaşlar. Özel konum koşulları benzer olduğunu kabul ettiğimiz için çizgisel hızları da aynıdır. Onun dışında eğer ki üçü de kuzey yarımküredeki 30 derece enlemi üzerinde ise buraya güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Gölge boyları aynı boydaki bir cismin gölge boyu Aynıdır. Çizgisel hızları aynı ise bunların grup ve tam süreleri aynıdır. Aynı şekilde ekvatora olan kuş uçumu mesafeleri aynıdır. Aynı şekilde matematik iklim kuşakları aynıdır diyebiliriz. Mesela 30 derece enlemi üzerinde bulunan bu üç merkezinde orta kuşakta yer aldığını kanıtlayabiliriz. Ben buraya bu kadar yazdım. Yorumlara bunlar dışarısında aynı enlem üzerinde yer alan böyle 3 tane merkezin ortak özelliği nedir? Siz de onları yazabilirsiniz. Geldik bir diğer kısmımıza. Bak 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 bu da güzel bir soru. Bu da kesin çıkma ihtimali var. Bunu böyle sorabileceği gibi bir tarih verip sana başka şekilde de sorabilir. Gelin hep birlikte dört durumu da değerlendirelim. Bir diyor ki gün beri gün öte durumlarının gün beri neydi bu? Beri gel yaklaş yani 3 üç... Ocak tarihiydi değil mi? Gün öte, öte git, uzaklaş diyorduk değil mi? 4 Temmuz tarihiydi. Yani dünyanın güneşe en yakın ve en uzak olduğu tarihlerdi. E bu neyin sonucunda oluşuyordu? Dünyanın elips yörüngesinin sonucunda oluşan bir durumdu. 3 Ocak, 4 Temmuz tarihleri yörüngenin o zaman şeklidir diyoruz. Termik basınç kuşaklarının oluşması. Termik basıncı oluşturan sıcaklıktı. Şöyle hatırlayalım. Ekvator yıl boyunca sıcak olduğu için termik kökenli alçak basınç. Kutuplar yıl boyu soğuk olduğu için termik kökenli yüksek basınç vardı. O zaman bu dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Okyanus akıntılarında halkalanmaların yaşanması dünyanın eksen etrafındaki hareketine bağlı olarak meydana gelen bir durumdu. Dönüş yönüyle ilgili bir durum. Yer çekiminin çap, çekim, çember, çevre dediğimiz zaman direkt dünyanın şeklini almamız gerekiyor. Meltem rüzgarları bir gün içerisinde yön değiştiren, kara ile denizin farklı ısınma özelliğine bağlı olarak oluşabilir. Kara meltemi, deniz meltemi. Dağ ile vadinin farklı ısınma özelliğine bağlı olarak oluşabilir. Dağ meltemi, vadi meltemidir. O zaman bu bir gün içinde yön değiştiriyorsa eksen hareketinin sonucudur diyebiliriz. Gölge boyunun her gün değişmesi. Yani birinci gün değişti, ikinci gün değişti, üçüncü gün değişti, dördüncü gün değişti. Bir günden daha fazla günde de değiştiyse, her gün diyorsa o zaman bu yıl içinde değişiyor mu? Değişiyor. O zaman bu yıllık harekettir. Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış tabii ki de yıllık harekettir. Yerel saat farkları. Doğuda yerel saat daha ileri, batıda yerel saat daha geri. Dünyanın dönüşüyle ilgili bir durumdur. Hangi dönüşü? Eksen etrafındaki dönüşüdür. Çizgisel hızın her yerde aynı olmaması. Eğer ki bak çizgisel hızın oluşması. İki ifadeye dikkat et. Çizgisel hız oluşacak ki bak dünya döndüğünde bir hızdan bahsederiz. Ve dönmeye bağlı olarak hız her yerde aynı değildir. Hızın her yerde aynı olmaması dünyanın şekli, çizgisel hızın oluşması ise dünyanın eksen hareketidir. Ve aydınlama çemberinin batıya doğru hareket edilmesi. Batıya doğru hareket ediyorsa doğudan batıya doğru gider. E dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için aydınlanma çemberi de batıya doğru hareket edecektir. Eksen hareket ediyoruz. Kayaçlarda fiziksel ayrışmanın görülmesi. Bu da günlük sıcaklık farkına bağlı oluştuğu için bu da eksen hareketinin sonucudur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik, geldik, geldik harita kısmına. Büyük ve küçük ölçekli haritalar buradan soru gelir. Hoca bunu sorar. Burası kesin çıkar diyoruz. Burası da önemli. Çünkü güzel bir şekilde anlattıklarını sizden isteyeceği kısımdır sevgili arkadaşlar. Burası haberiniz olsun. Bakın şimdi ben sizleri burada anlattığımda hop kafana oturacak ve sınavda hemen şöyle gözünü kapatacaksın. Bu sayfayı hatırlayacaksın. Buna göre soruyu cevaplayacaksın. Diyor ki: "Aşağıdaki düzleme düzlemin tamamı kaplayacak şekilde Türkiye ve dünya haritaları çiziliyor. Haritaların ölçeklerine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız." demiş. Şimdi ben buraya Türkiye haritasını çizeyim. Şuraya ise dünya haritasını çizeyim sevgili arkadaşlar. Bak iki yer bir Türkiye bir dünya haritası. Şöyle geldiğimiz zaman buraya geldik şöyle yaptık. Şuradan şöyle devam ettik. Şuradan şöyle aldık. Hop şöyle geldik. Şimdi geldik buraya. Türkiye haritasını çizdik mi? Çizdik. Buraya dünya haritasını çizmemizi istiyor. O zaman hemen şuradan şöyle. Şöyle geliyorum. Şuradan şöyle yaptım. Şöyle şuradan geldik, şöyle geldik. Hemen şöyle şuraya Afrika'yı çiziyoruz. Şuradan şöyle geldik. Şöyle Hindistan'ı çizdik, şöyle devam ettik. Seri bir şekilde çizelim. Vaktimiz gitmesin. Şöyle geldik, devam ediyoruz. Şuraya da Avustralya'yı çizdik. Şuraya da şöyle ifade ettik. Bak şimdi burada biraz uyanık olmamız lazım. Nasıl dersek şöyle. Şimdi ben burada Türkiye'yi bu kadar görüyorum. Burada ise Türkiye'yi bu kadar görüyorum. Şimdi hangisinde daha büyük gördüm Türkiye'yi dersek burada daha büyük gördüm. O zaman Türkiye'yi daha büyük gördüğün harita. Gözünü kapatıp hayal edeceksin. Daha büyük gördüğün harita büyük ölçekli haritadır sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle büyük ölçekli haritadır diyorum. Ama burada Türkiye'yi daha küçük gördük mü? O zaman bu harita ise daha küçük ölçekli haritadır. Neden? Şundan dolayı. Sen bu kadarlık iki tane aynı düzlem var. Bu düzleme Türkiye'yi sığdırmak için mi daha fazla küçültme yaparsın, peki dünyayı sığdırmak için mi? Tabii ki de Türkiye'yi sığdırmak için daha az küçültme yaptığımız için bu büyük ölçekli. Burada daha fazla küçültme yaptığımız için bu da küçük ölçeklidir diyoruz. O zaman büyük ölçek, küçük ölçek dersen şöyle düşün. Bir binanın İkinci katından bakıyorsun Türkiye'yi tamamen gördün ama burada 15. kattan baktın dünyayı tamamen gördün. E bu 1 bölü 2 olsun bu da 1 bölü 15 olsun tamam mı? Hangisinin ölçeğinin paydası daha büyüktür? Bakıyorum 15 daha büyük ölçeğin paydası dünya haritasında büyüktür. Türkiye haritasında ise ölçeğin paydası daha küçüktür. Sayısal değer olarak tamam mı? Gösterdiği alan hangisi daha geniş alanı gösterdi? Tabii ki de dünya haritası daha geniş bir alanı gösterdi. Türkiye haritası ise daha dar bir alanı gösterdi. Burada dünya haritası dediğimiz küçük ölçekli haritalardır. Türkiye haritası dediğimiz ise büyük ölçekli haritalardır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Devam et. Ayrıntı hangisinde Türkiye'yi daha ayrıntılı gördük? Tabii ki de Türkiye haritasında. O zaman büyük ölçekli haritaların ayrıntıyı gösterme güçleri fazladır. Küçük ölçekli haritaların ise ayrıntıyı gösterme güçleri daha azdır. Hangisinde daha fazla küçültme oranına tabi tutulduk? Tabii ki de küçük ölçekli haritalarda küçültme oranı fazladır. Büyük ölçekli haritalarda ise küçük ölçekli haritalara göre küçültme oranı daha azdır. Hangisinde bozulma daha fazla oldu? Tabii ki de küçük ölçekli haritalarda bozulma oranı fazladır. Büyük ölçekli haritalarda ise bozulma oranı küçük ölçekli haritalara göre daha azdır. O yüzden şunu unutma. Sana eğer ki iki tane harita verdi, hangisini daha fazla küçültmek istiyorsun? Türkiye'yi o zaman daha az küçültüyorsam bu büyük ölçekli haritadır ve binanın ikinci katından baktığını düşün. Dünya haritasını Türkiye haritasına göre buraya sığdırmak için daha fazla küçülttün. O zaman bu küçük ölçekli haritadır ve bir binanın 15. katından baktığını düşün. O bunun ölçeği 2. kattan baktığın için 1 bölü 2. Bunun ölçeği 15. kattan baktığın için 1 bölü 15. Bak burada daha fazla küçültme, burada daha az küçültme var. Burası önemli. Buradan soru gelir sevgili arkadaşlar. Bazen şöyle de sorabilir. Şimdi der ki bir ikinci kattan bakıp Türkiye'yi çiz. Bir de 15. kattan bakıp Türkiye'yi çiz. İkinci kattan bakıp Türkiye'yi çizdiğinde böyle görürsün. 15. kattan bakıp çizdiğinde Türkiye'yi böyle görürsün. O zaman ikinci kattan baktığında büyük ölçekli harita oldu. 15. kattan baktığında ise küçük ölçekli oldu. E hangisi daha ayrıntılı? Büyük ölçekli. Hangisi hata payı daha fazla. E, küçük ölçekli. Hangisinde küçültme oranı daha az? Büyük ölçekli diyebilirsin. Böyle de soruyu cevap diyebilirsin. Burası önemli. Geldik diğer kısmına. Nedir bu? Üçünü de koydum. Neden? Çünkü buradan yüzde yüz soru gelir. Buradan kesin çıkar. Buradan hoca sorar. Kaçta kaç? Yüzde yüz. Sormazsa gel. Haftaya gene buradayız biz. Aşağıda verilen projeksiyon yöntemlerinin hangi alanlar için uygun olduğunu yazınız demiş. Biz Şimdi 3 tane projeksiyon yönteminin olduğunu biliyoruz. Bunlardan birincisi düz bir şekilde koymuş. O zaman bu düzlem projeksiyon yöntemidir. Devam ettik. Silindir şeklinde geçirmiş. O zaman bu silindirik projeksiyon yöntemidir ve buraya geldiğimiz zaman ise koni şeklinde geçirmiş. Bu da konik projeksiyon yöntemidir diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman düzden projeksiyon yöntemi hemen şöyle hatırla kutuplar çevresi ve dar alanlar için uygundur. Silindirik projeksiyon yöntemi ekvator çevresi için uygundur. Konik projeksiyon yöntemi ise orta kuşak ve çevresi için uygundur. Hemen ülkelere bakalım. Endonezya ekvator üzerinde yer alıyor. Hemen şu sağ tarafta. O zaman Endonezya'yı nereye yazacağız? Silindirik projeksiyon yöntemine göre hazırlanırsa daha doğru bir şekilde çizilir. Endonezya gitti. Türkiye e, orta kuşak ülkesi. Orta kuşak için konik projeksiyon yöntemini kullanıyoruz. Asın bayrakları Türkiye konik projeksiyon yöntemine göre çizilir çizilirse düz çizir. Antarktika. E kutup değil mi burası? Kutuplar için nereye uygundu? Hangi yöntem uygundu? Düzlem projeksiyon yöntemi uygundu. Ve hemen şöyle Antarktika diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve Antarktika'ya da artı attık. Kamerun e Afrika kıtasında değil mi? Orta Afrika'nın batısında değil mi? E orta Afrika'nın batısındaysa silindirik projeksiyon yöntemi bura için uygundu diyoruz. Hemen şöyle artı attık. E Grönland ve kutup alanı tam şurası. E bu o zaman düzlem projeksiyon yöntemine göre çizilirse daha doğru bir şekilde çizilmez mi? Tabii ki de çizilir. Grönland'a da artı attık. E Japonya Türkiye gibi orta kuşak ülkesi. O zaman Konik projeksiyon yöntemine göre haritası çizilirse düzlemde bozulması en az bir şekilde gerçekleşir. E Brezilya burası. E Kamerun'un karşısı. E baktığımız zaman o zaman Kamerun için silindirik projeksiyon yöntemi dediysek Brezilya için de silindirik projeksiyon yöntemi diyoruz. E buna artı attık. E Norveç İskandinav yarımadasında tam burada. O zaman burası da düzlem projeksiyon yöntemine göre çizilirse daha doğru bir şekilde çizilir. İtalya'ya geldik. Hemen Türkiye'nin bulunduğu enlem aralığında. O zaman zaman İtalya'yı da konik projeksiyon yöntemiyle çizdiğimizde düzleme daha doğru bir şekilde aktarırız diyoruz ve hoca sorar buradan soru gelir sana yüzde yüz unutma aman dikkat tamam mı? Geldik bir diğer kısım çoktan seçmeli testlerimiz. Ne diyor soru bize? Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisi doğaya daha uyumludur demiş. Bazı göllerin ulaşımda kullanılması. Evet kullanabiliriz. Evsel atıkların akarsulara karıştırılması. Bak bu olumsuz bir durum değil mi? Termik santrallerde elektrik üretiminin gel gerçekleştirilmesi hemen şunu bilmen lazım. Termik santrallerde hangi kaynakları kullanıyoruz? Fosil kaynakları kullanıyoruz. O zaman bu kaynaklar atmosfere zarar verdiği için bu da tam uyumlu olmaz. Bataklıkların kurutularak yerleşme alanı haline getirilmesi. E, bataklık bir ekosistem. Sen burayı niye kurutuyorsun? Bu olumsuz bir durum değil mi? Gitti. Tarım arazilerinin eğim yönünde sürülmesi. E, eğim yönünde sürersen özellikle yarı kurak iklim bölgelerinde erozyonla toprak kaybını artırırsın. O yüzden eğimi dik bir şekilde sürmelisin. Bu da gitti. O zaman ifadelerde bazı gölleri biz ulaşımda kullanabiliriz. Doğayla daha uyumlu olduğumuzu gösterir sevgili arkadaşlar. Geldik ölçek kısmına. Buraya da dikkat. Matematiksel işlemleri seven bir hocam varsa %100 buradan bir tane soru sorar sana. Bunun üzerinde çok durduysa tekrar söylüyorum %100 buradan soru gelecektir. Bakalım soruya. Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir soru geldiğinde elin, ayağın birbirine dolanmasın tamam mı? Sana eğer ki çizik ölçeği böyle verdi ve hiçbir ifade yoksa her birim bir santimetredir sevgili arkadaşlar. Bak bazı soru köklerinde öğretmeniniz sizi yanlış Cevabı yöneltmek için çizik ölçeğin toplam uzunluğunu verir. Nasıl? Dedi ki sana mesela 1, 2, 3, 4, 5 birim var ya çizik ölçeğin toplam uzunluğu 10 santimse her bir birime 2 santim düşer tamam mı? Ama aksi iddia edilmedikçe böyle bir ifade yoksa her bir birim 1 santimetredir. O zaman şöyle yazıyorum. Bak ben çizik ölçekte 1 santimetrelik bir yer gösterdiğimiz zaman bu gerçekte şuradaki uzunluğa eşitmiş. Bak sıfırın yanındaki sayısal değeri şuradaki uzunluk birimine götür. Yani 5 kilometreye eşitmiş. Benden kesir ölçek olarak istiyorsa 1 bölü 5 yaz. Ama bu kilometre mi? Bunu santime çevir. Çünkü kesir ölçekte birimimiz ne olmak zorunda? Santimetre. Bak şuraya yazdım. Kilometre sonra gelir hektometre, sonra gelir dekametre, sonra gelir metre, sonra gelir desimetre, sonra gelir santimetre. En altta da milimetre var ama önemli değil. Biz bir üst uzunluk biriminden bir alt uzunluk birimine gittiğimizde buradaki her birim inişimizde onla çarparız. Yani bir sıfır ekleriz. Yukarıya gittiğimizde de ona böleriz tamam mı? E kilometreden santime mi gitmem lazım? 1, 2, 3, 4 Yetmedi 5. 5 birim aşağı indim. 5 sıfır ekledim. 5'in yanına yapıştır. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen basamaklarına ayırdığımız zaman 1 bölü 500 bin sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Bak dikkat et. Şurada 20'yi görüyorsun. 1 bölü 2 milyon diyebilirsin. Burada onu gördün 1 bölü 1 milyon diyebilirsin ama hemen sıfırın yanındaki sayıya git. Bu sayıyı al hangi uzunluk birimiymiş koy oraya sonra aşağıya kadar her bir birimin santime kadar 4 0 5 0 3 0 kaç 0 ekleyeceksin. Bak buradaki her zaman kilometre olmayabilir. Bazen ektometre olur. Bazen metre olur. O yüzden buradaki uzunluk birimini bildikten sonra santimetreye kadar kaç birim iniyorsun? Dikkat et ona. Evet geldik. Buradan soru gelir. Buradan soruyu hocam böyle sorabilir. Buradan soruyu hocam şöyle sorabilir. Ya 21 Mart tarihinin ya 23 Eylül tarihinin ya 21 Aralık ya da 21 Haziran tarihinin özelliklerini yazınız der size. Aman dikkat edelim. Buradan soru gelir. Dünya Güneş karşısında şekildeki konumdayken aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur demiş. Böyle bir tarih verdiğinde bakın Kırmızıyı göstermiş. Güneş ışınları nereye dik geldi? Buradaki 23 derece 27 dakika enlemi dediğimiz yengeç dönencesine dik geldi. Bunu çıkaramadın mı? Şöyle yap. Hangi kutup noktası aydınlıkta? Bak gördün mü? Yukarıdaki kuzey kutup noktası aydınlıktaysa o zaman kuzey yarım küre yazı yaşar. Şöyle çekiyoruz. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçmiş ve bak buradaki çizginin kuzey yarım küredeki çizginin aydınlık kısmına bak bu kadar. Aynı çizgiyi aynı enlem aralığında aynı çizgiyi güney yarım küreye çek. Aydınlık alanı bu kadar. Bak hangisinde aydınlık alan daha fazla kuzey yarım kürede. O zaman kuzey yarım küre yazı yaşar. Güney yarım küre kışı yaşar. Hangisini şey yaparsan. E kuzey yarım kürenin yazı yaşadığı tarih hangisidir dediğimiz zaman 21 Haziran tarihidir diyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman bakalım. Aydınlama çemberi kutup noktalarından teğet geçer demiş. Hayır. Bak 66 33 66 33'ten geçti. Kutup noktası değil, dairesi. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol yengeç dönencesi üzerinde en uzun olur demiş. E yengeç dönencesi burası. Diğerlerine göre bakarsanız yol daha kısadır. En uzun değil, en kısa olmalıydı. Güney yarımkürede yaz mevsim başlar demiş. Yanlış. Güney yarımkürede kış mevsim başlıyor. Oğlak dönencesi üzerinde saat 12'de gölge oluşmaz demiş. Oğlak dönencisi üzerinde saat 12'de demiş. Hayır, yengeç dönencisi üzerinde saat 12'de gölge oluşmaz. E seçeneği şurada kalmış. Güney kutup dairesi üzerinde. Şöyle bakıyorum şurası 24 saat gece. Doğru mu yanlış mı? Bak Güney kutup dairesi şurası. Çektim çizgiyi. Tamamı karanlıkta mı? Evet, 24 saat gece yaşanır. Kuzey kutup dairesi üzerinde 24 saat gündüz diyor. Çektim çizgiyi şuraya. Bak tamamı aydınlıkta. O zaman sorunun doğru cevabı E seçeneğidir diyorum. Geldik bir diğer sorumuza. Beşinci ulusal saat dilimi hangi boylamlar arasında yer alır? Bir de şurada bir soru var. Haritaya göre Ankara'da yerel saat 07.10 iken diyor. Yani şuraya şöyle geldim. 07.10 iken İstanbul'da yerel saat kaçtır? Bak unutma yerel saat soruları senin karşına gelir tamam mı? Hocam bunu sorar. Şimdi burada ne yapıyorduk biz? 33 derece hemen şöyle 33 derece doğu boylamı ile 29 derece doğu boylamının farkını buluyorduk. 4 derecelik boylam farkı var. E, 4 derecelik boylam farkını 4 dakika ile çarpıyorduk ve İstanbul ile Ankara arasında 16 dakikalık zaman farkı var. Bak burası daha doğuda, burası ise daha batıda. Batıya doğru gidiyorsan çıkar, eğer ki sana doğuya doğru gidiyorsun derse topla. Tamam mı? Şimdi kaç dakika gideceğiz? 16 dakika. 7 10'du. 10 dakika gittim. 07 00. 6 dakika daha gideceğim. 06 54 yapar sorumun cevabı. 5. ulusal saat dilimi hangi boylamlar arasındadır diyor? Ve biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya geldiğimiz zaman 0 derece Greenwich 0. ulusal saat dilimiydi. 15 derece doğu boylamı 1. ulusal saat dilimiydi. Ve 5 tane gidersem 15 tane yani 5 tane 15 gideceğim. 0 15 30 bak şöyle 15 30 45 60 75. 5 tane gittiğimiz zaman 75 derece Doğu boylamına geldik mi? Burası 5. ulusal saat dilimidir. Hangi boylamlar arasında yer aldığını da şöyle buluruz. 7 derece 30 dakika batıya giderim. O zaman şuraya geldiğimiz zaman burası 67 derece 30 dakika yaptı. 7 derece 30 dakikada doğuya giderim. O zaman burası da 82 derece 30 dakika doğu yaptı. O zaman bak tam şu aralık var ya 67 30 ile 82 30 burası 5. ulusal saat dilimi arasında yer alan kısımdır diyoruz ve bitirdik yazılı provamızı. Hepinize canlı gönülden başarılar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bakalım sınav zamanı geldiğinde şu sınavın canını okuyun ve güzel haberlerinizi bekliyorum diyelim. Karşında günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.